Teknojok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galaxy Watch 5 uzun kullanım deneyim videosunu beraber çekeceğiz. Biliyorsunuz bir süredir belki videolardan vesaire dikkat etmişsinizdir. Kolumda Galaxy Watch 5 bulunuyordu arkadaşlar. Şimdi bu saatle ilgili deneyimlerimi uzun vadede nasıl bir kullanım deneyimi sunduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak şunu belirteyim arkadaşlar. Ben Philips 4 kullanıyordum. Yani bir Samsung cihazı kullanıyordum. O yüzden hani iletişim kısmında bir sıkıntı çıkmadı cihazda. Yani biliyorsunuz bazı Android saatler telefon markaları farklı olduğu zaman sorunlar ve sıkıntılar çıkartabiliyor. Lakin ben belki Samsung cihazı kullandığım içindir bilmiyorum. Bu sorunu yaşamadım. Ama mesela bir arkadaşımda Xiaomi cihazı vardı ve o bazı sorunlar, bazı sıkıntılar yaşadığını söylemişti. O da yine Galaxy Watch 5 kullanıyordu ve Xiaomi ile bu sıkıntıları yaşadığını söylemişti. Lakin bir başka tanıdığımda Oppo cihazı vardı. O da yine Galaxy Watch 5 kullanıyordu ama onda herhangi bir sıkıntı çıkmamış mesela. Dolayısıyla burada markadan markaya değişen bir durum söz konusu. Ama mesela bizim elimizde şu anda 3 cihazla yapılmış test var. Yani Xiaomi'de evet bazen kopma sorunları vesaire çıkıyor. Oppo'da herhangi bir sorun çıkmadı. Samsung'da zaten bir sorun çıkmadı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy Watch 4 ile birlikte Wear OS'e geçmişti. Dolayısıyla Galaxy Watch 5 de yine Wear OS'e geldi. Tabii ki bunun avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Bu dezavantajlarından en büyüğü arkadaşlar bu saatin iPhone'ları ile çalışmaması. Yani bu cihazı aldığınızda bir iPhone ile eşleştiremiyorsunuz. App Store'a girdiğinizde bir Samsung uygulaması var. Lakin bu uygulamada Samsung'un Tizen ile gelen akıllı saatlerini eşleştirebiliyorsunuz. Yani Gear biliyorsunuz eskiden serinin adı Gear'dı zaten. Orada Gear 3 falan vesaire var. Onlarla eşleştirebiliyorsunuz. Lakin Galaxy Watch'u arkadaşlar eşleştiremiyorsunuz. Yani 4 ya da Galaxy Watch 5'i iPhone ile eşleştiremiyorsunuz. Bunu size belirtmiş olalım. Eğer ben bu saati iPhone ile kullanmak istiyorum diyorsanız kullanamazsınız. Bunu belirtmiş olalım. Lakin şu da var. Hani bütün Wear OS'li saatler acaba iPhone'da desteklenmiyor mu diye soracak olursanız. Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Wear OS'le gelmesine rağmen iPhone'da gayet çalışabilen akıllı saatler de mevcut arkadaşlar. Mesela Huawei akıllı saatlerinde Harmony OS kullanıyor. Yine Huawei akıllı saatlerini de iPhone'lar ile kullanabiliyorsunuz. Lakin Galaxy Watch 5 iPhone modelleri ile çalışmıyor. Yani iOS'te çalışmıyor. Bunu size belirtelim. Şimdi gelelim saatimizin performansına. Bu saat arkadaşlar akıllı bir saat. Dolayısıyla şarjı 1-1,5 gün gidiyor. Yani ben kullandığım süre boyunca ki şunu baştan belirteyim size. Hani öyle hani uygulama yükleyip biliyorsunuz bazıları var saate hani 1000 tane uygulama yüklüyor. Arka planda bu uygulamalar çalışıyor sürekli falan. Benim öyle bir şeyim olmadı. Hani stok gelen uygulamalar benim için yeterliydi. Dolayısıyla ben buna ekstradan bir uygulama yüklemedim arkadaşlar. Ki uygulama yüklemek istediğinizde birçok uygulama mevcut. Oyun bile var yani. Hani oyun indirip bile basit oyunları oynayabiliyorsunuz. Fakat ben hiçbir saatte yani bugüne kadar kullandığım hiçbir akıllı saatte böyle bir şeye ihtiyaç duymamıştım zaten. Dolayısıyla Galaxy Watch 5'te de böyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Niye? Stok gelen uygulamalar yetiyor. Nedir? Bunda zaten adım takibi yapıyoruz. Bazı sağlık kontrolleri vesaire işte kalp atımızı, işte kandaki oksijen oranını, uyku takibi, stres takibi gibi özellikler var. Zaten onların takibini de başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Zaten akıllı telefonunuza uygulamayı indirdiğiniz zaman o uygulama üzerinden de her şeyi takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi şarj 1-1,5 gün gidiyor. Hani bu biraz kötü mü? Evet kötü. Yani en azından şöyle bir 3 gün falan gitseydi çok daha avantajlı olabilirdi kullanıcılar için. Gerçi şu da var. Hani akıllı saatinizi şarjı takıyorsunuz. Kısa süre içerisinde şarj oluyor. Yani belki böyle bir yarım saat içerisinde falan tam şarja ulaşıyor. Dolayısıyla böyle saatinizi kolunuzdan çok fazla çıkartmıyorsunuz. Bu iyi bir şey. Ama dediğim gibi bir gün gitmesi, bir buçuk gün gitmesi biraz kötü. Bir buçuk günü de çok fazla çıkardığını söyleyemem arkadaşlar. Bir günü falan anca çıkartıyor. Biraz daha hani o süreyi düşürebilirsiniz. Ki şunu da belirtmek istiyorum. Hani çok fazla spor yapıyorsanız yani ben bazı günler yürüyüş yapıyorum mesela sadece. Hani öyle düzenli olarak spor yapmıyorum. Dolayısıyla içerisindeki spor antrenman modlarını kullandığınızda bu süre belki biraz daha kısalacaktır. Çünkü neden? Hani spor modlarında sürekli bir nabız ölçümü yapıyor. Nabız ölçümünün sürekli olması dolayısıyla saatin şarjını etkiliyor. Bu da şarj süresini biraz daha düşürecektir diye düşünüyorum ben. Evet, genel itibariyle şarj süresinin
bir gün civarında olması beni biraz üzdü. Bunu söyleyebilirim sizlere. Hani ya ben akıllı saat alacağım ama her gün şarja takmak istemiyorum diyorsanız size göre bir akıllı saat değil. Bunu belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Ama ya akıllı saat sonuçta istediğim uygulamaları yükleyebiliyorum. Hani Google Play üzerindeki uygulamaları indiriyorum. Saate uyumlu olanları. Bu benim için önemli diyorsanız da diğer akıllı saatlerde aynı şarj süreleri söz konusu. Yani bugün akıllı saat olarak geçip uygulama yüklediğimiz diğer cihazlarda da bu şarj sorunu ön planda. Şimdi gelelim saatimizin işlevselliğine. Genel itibariyle nabız ölçümü vesaire adım takibi bunlar başarılı arkadaşlar. Yalnız şu var. Hani mesela atıyorum bebek arabası sürüyorsunuz değil mi? Şöyle bebek arabasını tuttunuz gidiyorsunuz. O zaman adım saymıyor mesela. Yani kolunuzu sallamanız lazım bir şekilde. Onu ben gördüm. Bebek arabası sürerken mesela adım sayar çalışmıyor. Bunu belirteyim sizlere. Spor yaptığınız zaman hani eğer spor modunu açmadıysanız, antrenman modunu açmadıysanız sizi uyarıyor. Atıyorum işte diyor ki 15 dakikadır yürüyorsunuz. Hani bir spor modunu açın falan, bir antrenman modunu açın isterseniz diyor. Bu güzel bir şey. Bir hatırlatması var. Zaten su içme hatırlatması olsun, ayağa kalkma hatırlatması olsun bunlar bütün akıllı saatlerde mevcut. O açıdan bir sorun yok. Telefonla konuşması güzel. Hani biliyorsunuz akıllı saatlerde şöyle akıllı saatinizi tutup konuşma olayı var bazılarında. Galaxy Watch 5'te de bu var. Ama güzel çalışıyor. Yani telefonunuz belli bir mesafede olsa dahi ses karşı tarafa net bir şekilde gidiyor. Karşı tarafın sesini de net bir şekilde alabiliyorsunuz. Bazı akıllı saatlerde bu özellik mevcut oluyor ama çok iyi olmuyor arkadaşlar. Yani bir şey söylüyorsunuz karşı taraf anlamıyor. Karşı tarafın söylediğini siz anlamıyorsunuz falan. Dolayısıyla Galaxy Watch 5'in konuşma konusunda yani telefonla konuşma konusunda son derece başarılı olduğunu söyleyebilirim ben. Dokunmatik kontroller iyi. Verimli çalışıyor. Yalnız burada bir şikayetim var. Mesela mont giydiniz diyelim. Mesela arkadaşlar saatinizi taktınız değil mi? Montunuz şöyle üzerine geliyor. Siz yürürken ya da ne bileyim araba sürerken vesaire şu kolunuz hareket ettiği zaman montun artık iç kumaş yapısından mıdır bilmiyorum ama bir şekilde dokunmatiği bunun harekete geçiyor ve başkalarını aradığı bile oluyor. Yani böyle bir sorun söz konusu. Hani kazakta falan başıma gelmedi böyle bir şey. Yani kazağın içinde olsun işte sivitin içinde olsun vesaire. Hani böyle dokunmatiğin aktifleştiğini görmedim. Ama montta bu sorunu yaşadım. Hani iki farklı mont giydim mesela. İki tane zaten montum var. Onların ikisinde de bu sorunla karşılaştım arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmek isterim. Genel itibariyle saatten memnun kaldım mı? Evet memnun kaldım. Bunu sizlere söyleyeyim. Özellikleri vesaire gayet güzel. Uyku takibi olsun, stres takibi olsun. Tansiyon ölçme özelliği de var ama onda kalibrasyon vesaire söz konusu. Yani tansiyon aletini alacaksınız, kalibre edeceksiniz de o ona göre sonuçlar verecekse ki onda belli aralıklarla yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla biraz külfet. Zaten gerçek anlamda bileğinizi sıkıp bir tansiyon ölçme işlemi söz konusu değil. Sonuçlar da zaten çok isabetli çıkmıyor. Ben onu da denemiştim. Hani tansiyon aletiyle kalibre ettim, baktım vesaire. Ama mesela tansiyonum 13 iken burada 12 falan gösterdi. Yani tam anlamıyla böyle birebir örtüşmüyor. Mesela Huawei Watch diye incelemiştik geçtiğimiz günlerde. Onda tansiyon olayı çok daha başarılıydı. Zaten o şişiyor falan. Bileğinizdeki tansiyon olayını tamamen kendisi ölçüyor. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Bunu belirtelim sizlere. EKG ölçme özelliği var. Bu özelliği hiç kullanmadım arkadaşlar. Bilmiyorum kim kullanıyor. Yani saatte EKG özelliği olup da yani EKG'yi okumayı bilmeden EKG'yi çektirmek falan bilmiyorum bana çok mantıklı gelmiyor. Çok da aradığım bir özellik değildi açıkçası. Bunu da sizlere söyleyebilirim. Onun haricinde sağlık özelliklerinin diğerleri mevcut zaten. Kalp ritminizi ölçüyor. Vücuttaki kandaki oksijen oranını ölçüyor. Uyku takibi yapıyor. Horlama takibi yapıyor ki horlama takibinde telefonunuzun da yanınızda olması gerekiyor arkadaşlar. Horladığınızda telefon sizi dinliyor vesaire. Saati oradan uyarı gönderiyor. Ben de horlama olmadığı için bunun tam olarak nasıl çalıştığını test edemedim. Ama horlama takibi de var. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Fiyatına göre bence iyi bir akıllı saat diyebilirim. Ama dediğim gibi şarj süresi biraz daha uzun olabilirdi. Ne bileyim belki 2-3 gün olsaydı çok daha iyi olurdu. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz arkadaşlar. Lakin dediğim gibi akıllı bileklikler ve akıllı saatler söz konusu olduğu zaman zaten bu şarj farkının ne kadar fazla olduğunu biliyoruz. Taht arayüzleri vesaire gayet tatmin edici. Dilediğiniz saat arayüzü var. Onlarca, yüzlerce saat arayüzünden istediğinizi seçebiliyorsunuz. Zaten fotoğraf vesaire de koyabiliyorsunuz. Yani çocuğunuzun ya da eşinizin fotoğrafını saatinize taşımanız mümkün. Hızlı bir şekilde bu saat arayüzleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani ille telefonunuzdan değiştirmenize gerek yok. Saate tanımladığınız birkaç arayüzden direkt olarak bunlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
Ki bunlar zaten pek çok akıllı saatte olan özellikler. Dediğim gibi 5000 lira fiyata değer mi? Sonuçta bir Samsung kalitesi vesaire. Tabii ki güzel bir akıllı saat. Dolayısıyla eğer bir iPhone kullanmıyorsanız, bakın burası çok önemli, iPhone kullanmıyorsanız Android tarafında tercih edebileceğiniz bir akıllı saat arkadaşlar. Eğer yine bu akıllı saatle ilgili kafanıza takılan bir soru olursa videonun altında yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.